Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Mutfağıma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene beraberiz. Nasip olursa ayva tatlısı yapacağım. Tam ayva zamanı. Bir yakınımız ayva göndermiş. Onun için onları ben değerlendirmek istedim. Bugün ayva tatlısı yapacağım. Malzemelerimi söyleyeyim arkadaşlar. Burada yaklaşık 6-7 tane işte ayvam var. Bunları zaman kaybolmasın diye ben temizledim, soydum. Limonlu su yaptım. 2 litre su yaptım. Bir tane limon sıktım içine kararmasın diye. Ama yine de birazcık karardı. Olsun, önemli değil. Hazırladım. Şey yaptım, kabuklarını kullanacağım. Burada kabukları da var. Onları da ayarladım. Çekirdeklerini de koyacağım. Onlar da renk yapıyor zaten ayva tatlımıza. Burada da yarım elma, yarım da ayva rendeledim. Bunları da aralarını dolduracağım böyle bu şekilde. Alttaki ayva, üstteki de elma. Yarım elma rendeledim bu şekilde. Toz şeker lazım, bir de su lazım. Hepsi hazır yani bu şekilde. Şimdi bu tavamı yerleştireceğim nasip olursa. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, önce şey yapacağım arkadaşlarım. Şu kabuklarını yerleştireceğim tenceremin dibine. Bu ayarladığım çekirdekleri de koyuyorum arkadaşlar. Bunlar da şey yapıyor. Çok güzel renk yapıyor. Ayvanın çekirdekleri. Bir de 3 tane de karanfilim vardı. Karanfilleri de koydum şöyle şu şekilde. Karanfilleri de ayarladım. Şey yapması için yani aroması güzel oluyor. Kokusu benim hoşuma gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ayvalarımı yerleştireyim. Şöyle. Tam da ayva zamanı. Ne var ne yok. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz çok şükür. Allah'ım bugünümüzü aratmasın. Bugün de ayvaları değerlendirmek istedim. Bir ablamdan şey yaptık. Geçen ayva reçeli yaptık. O da çok güzel oldu. Ama çekim yapmayı unutmuşum ben o gün. O yüzden o da çok güzel oldu. Burada şekerimi ayarladım. Onu koyarken zaten göstereceğim. Burada suyum var. Şimdi de şu hazırlamış olduğum karışımdan koyacağım ayvalarımın içine. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım için doldurdum. Gördüğünüz gibi rendelenmiş olan yarım ayva, yarım elmaya. Şimdi artık şekerimi koyacağım. Her ayvanın içerisine yarım çay bardağı koyacağım. Çok tatlı olmasın. Siz yine de çok tatlı gelecek olursa azaltabilirsiniz de. Şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Olması şey yapayım arkadaşlar. Böyle koyarken sorulacak. Kaşıkla koyayım. Kaşıkla koyayım arkadaşlar. Bardağından şey oldu, sorulacak diyerek de. Şöyle. Yani her şeyin üzerine ikişer kaşık koymuş oldum. Veya yarım çay bardağı. Bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Şimdi birer bardak da su koyacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Her yarım ayva için bir çay bardağı su koyayım arkadaşlar. Çok harlı ateşli olmayacak. Biraz kısık, orta ayarda. Pişmeyi bırakacağım. Ağır ağır pişecek arkadaşlar. Şimdi ocağı alabilirim. Arkadaşlar ocağımı koydum. Gördüğünüz gibi. Yani her yarım ayvaya yarım çay bardağı toz şeker konacak veya 2 kaşık toz şeker konacak. Ben kaşığıyla ölçtüm, bardağıyla zor olacak diye. Bir de her yarım ayva için bir su bardağı, bir çay bardağı su olacak. Toplam 11 çay bardağı su koymuş oldum. Dibinde de gördüğünüz gibi ayvanın kabukları var. Bir de ayvanın çekirdeklerini koydum. Üzerinde ayvalarımızı koydum. İçerisinde dediğim gibi rendelenmiş yarım elma, yarım ayvayı koydum. Bir de 3 tane 3 diş şey karanfil koydum. Bu şekilde arkadaşlar. O tamamen sizin kendi zevkinize bağlı. Yani isterseniz koyarsınız. O şekilde. Şimdi ağzını kapatayım. Artık pişmeyi bırakayım. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi pişmeye devam ediyor. Rengi bayağı değişti. Pembemsi resti artık. Birazcık daha dursun. Alacağım, kapatacağım yan altını. Arkadaşlarım kabağımız pişti. Biraz beklettim kendini çeksin diye. Gördüğünüz gibi lokum gibi oldu. Çok çok güzel oldu. Şimdi sunumunu yapacağım. Bir dedim şey yapmadan sizi bir gösterelim dedim. Almadan önce dedim. Çok güzel oldu. Yaklaşık işte bir saati geçti ama. 1,5 saat falan sürdü. Kısık ayarda. Ama çok güzel olmuş lokum gibi. Şimdi sunumunu yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi ayva tatlımız oldu. Çok da güzel oldu. Yumuşacık. Üzerlerine kaymak koydum ben. Hepsini koymak istemedim. Belki yemez hani evdekiler diye.
Çoluk çocuk hepimiz yiyeceğiz nasip olursa inşallah. Onun üstünde ceviz kırığım vardı, onlardan koydum. Bu şekilde siz isterseniz krem şantiyi koyabilirsiniz. İsterseniz kaymalı yiyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden yapanlar yiyenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.